Günaydın herkese. Bugün bir sürü farklı laboratuvar dersim var ve o laboratuvar dersine girerken de bir vlog çekmek istedim sizlerle. Bir laboratuvar günüm nasıl geçiyor görün istiyorum. Fakat şu an çok fazla zamanım olmadığı için hızlı bir şeyler anlatmam gerekiyor. Ben saat 12'de laboratuvar dersimin olduğunu bilmiyordum. O yüzden rahat rahat sporumu yapıp kahvaltımı yapıp daha sonra biraz ders çalışıp sonrasında öğleden sonraki lablara rahatlıkla yetişebilirim diye sanıyordum. Oysa ki öyle değilmiş. Bugün yaklaşık 3-4 saatlik bir laboratuvar dersim var. 12-1 arası sonra 2-3-4 diye gidiyor falan. Ve şu an saat 10 spor yapacağım, duş alacağım, kahvaltı edeceğim. Umarım yetişebilirim. Bakalım. Bunun üstüne 3-4 tane kargo bekliyorum. Şimdi ben spor yaparken eğer kargocu ararsa aşağı inip almam gerekecek. Veya eğer ben laboratuvar dersindeysem veya duştaysam hiçbir şekilde alamayacağım bu kargoları. Anladığınız sıçtım. Bir de temizlikçi ablalar gelecek birazdan. Odayı falan temizleyecek. O yüzden buradaki bütün her şeyi alıp şuraya falan koymuştum. Ve temizlikçi ablanın sesi giderek yakınlaşıyor. Dolayısıyla ben de olabildiğince hızlı bir antrenman yapmaya çalışacağım ve büyük ihtimalle de coşacağım biraz. Şimdi freestyle başlattık. Benlerimi nereye koydum hatırlamıyorum. Hop, bir tane matla idare edebiliriz şimdilik. Ben de spordan önce kahve içiyorum daha etkili şekilde çalışabilmek için ve iyi ter atıyorum. Tüh, kahvem bitmiş. Az içmiş oldum. Şurada da 2 tane yumurta kaynattım, beni bekliyorlar. Bir dün parmağımı kestim, şu an 2'de 1'i basıyorum ve kanıyor tekrardan. Az önce yarayı bir daha açtım yanlışlıkla. Basarken muhtemelen hep canım yanacak. Ağlayacağım. Malum odam içeriye bakan bir oda olduğu için oldukça sıcak oluyor. Zaten üstüne spor yapıyorum, içerisi iyice sıcak oluyor. O yüzden şu fanımı hala kullanıyorum. Ekim oldu, Kasım olacak artık. Ama ben bu fanımı hala kullanıyorum. Kargodan aradılar. Şimdi aşağıdaki rafların birine bıraksınlar dedim. Bu sefer inmeyeceğim. Sporum bölünecek yoksa. 17 dakika olmuş ve ben daha 3. hareketimi bitiremedim. Umarım geç kalmam. Az önceki ablaları gördünüz. Ben spor yaparken temizlik yapmaya geldiler. Spor yaptığım için odanın içini temizlemeyince sadece banyoyu temizlediler. O yüzden de bugünkü vlogu sanırım temizlik yaparak bitireceğim. Güzel olacak bence. Az önce sporu bitirdim. Şu an hızlıca bir içecek hazırlamam gerekiyor. Bunun tarifini sizle de paylaşmak istiyorum. Sonrasında hemen duş alıp derse yetişeceğim. Şu an saat 11. Yaklaşık 1 saat sonra benim dersim başlayacak. 1 saat içerisinde bunun hepsini yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Çünkü zaten duşum oldukça uzun sürüyor. Her neyse. Şimdi blender'a ihtiyacımız oluyor genelde ama ben bir tane el blender'ı gibi bir şey satın aldım. Burada bıçağı var işte. Şu bıçağı takacağım ve döndüreceğim. Bakalım. İş görür gibi. Daha sonra işte şeftali falan doğrayacağım bunun içine. Biraz süt, biraz yulaf. Yumurtaları da artık duştan çıktıktan sonra bakarız. Bir acelem var dediğim gibi. Normalde bu içeceği ben meyveli yapmam. Ama elimde kalan meyve artık bozulacak. Son meyve artık bozulacağı için böyle bir meyveli yapayım dedim. Fazla doyurucu olacak. Muhtemelen yumurta yemeye ihtiyacım kalmayacak benim ama yine de. Şimdi biraz yulaf atacağız. Çok az bir yulafım kalmış. Bunun tamamını atabilirim aslında ama yine de abartmak istemiyorum. Abartalım, ne olacak? Yarısını şimdi içerim, diğer yarısını sonra içerim. Öyle bir şey de yapabilirim. Biraz 2 öğünlük falan oldu bu. Ben biraz hayvani bir şey hazırladım şimdi. Şimdi sütümüzü döküyoruz. Ben bunu kafama göre döküyorum resmen ama umarım yeterli olur bu kadar. Yeterli olmasa da burada hazırlar zaten. Daha sonra kapağı kapatalım. Ben biraz bir hata yapmış olabilirim. Deliğe tam denk getirmeyecek şekilde. Yo, dönüyor. Gayet de iyi yapıyor şu an. Döndürmesi sıkıntı. Yulaf tanelerinin burada parçalanmasını beklemiyorum çünkü dediğim gibi blender değil bu. O kadar hızlı da karıştıramıyorum. Böyle duruyor. Bence olmuş. Bu bayağı fazla ya. Baksanıza bunu kek falan yaparsınız. Ben bunu şimdi buraya nasıl dolduracağım? Umarım sıkıntı yaşamam. Çok fazla parçacık yayıldı. Abi mutfak battı. Mutfak dediğim de çalışma odam. Hatta odam yani, benim başka alanım yok. Öf. Saat de iyice geç olmaya başladı. Ben duş alsam şu an anca çıkarım, yetişirim. Öf. Burayı sonra temizleyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Mecbur batacak. İçelim. Fena değil. Hemen duşa girip sonra çıkalım. Duştan çıktım şimdi. Saat 11:37. Cidden iyi yetişeceğim. Böyle 45 geçe gibi çıksam buradan. Rahat rahat yetişirim. Rahat rahat giderim. Acele de etmem. Bugün kaktüs tişört giymeye karar verdim. Bunu da bitiremedim hala. Doydum ama. Kalan yarısını sonraya mı bıraksam? Bilemedim. Ben sizi burada unuttum ya. Neyse. Parmağım yine kanamaya başladı. Şu an tam 43 geçiyor. Hedeflediğim süreden çok daha kısa bir sürede çıkmayı başardık. Kargomu artık daha sonra alırım. Dönüşte. Şu an yük olsun istemiyorum. Saç başta dağıldı gelene kadar. Bir kurutsaydım keşke. Önümüzde kağıt var böyle. Bir tane de kalbimiz var. Her masada birer tane, masaları dolaşacağız sonra. Bu açılıyor falan. Bu önceki videolardan zaten size göstermiştim. Böyle. Şuradan da bakıyoruz zaten. Bir şekilde çalışacağız. Bakıyoruz. Free Lab zaten. Kendi isteğimizle yapılan bir şeydi. Burada da Yunus var. Selam. Selam. Burada Yasir var. Hayır. Bu da böyle bir lap olacak. Biraz daha rahat hissediyorum. Önceki videolarına zarar. Böyle koyuyorum zaten. İsterseniz siz de çıkarsın, isterseniz çıkarsın. Size kalmış şey. The other heart also have three arches. There's a problem. They just cancelled it here. Yeah, there is no such a thing. Burada elimde tuttuğum kalpte bir tane arçlardan biri eksik. Şu an büyük makete bakıyorsunuz. Orada, şurada mesela 1, 2, 3 tane var. Burada ise sadece 2 tane var. 1, 2. Bir tanesini eksik yapmışlar herhalde düşünüyorum ama birazdan soracağız bakalım doğrusu neymiş. Arkadaşım Anıl, az önce laboratuvar dersinden çıktık. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Kanka, konuğum ol bir gün. Sen de bir video çekelim. En iyi YouTuber'lardan bir tanesi piyasada yükseldi. Yani potansiyeli olan. Piyasanın kralı. Aynen, aynen. Bu da Yiğit. Bol bol göreceksiniz. Kola istiyor musun? Teşekkür ederim, kola adam. Kola adam. Sen istiyor musun? Yok, sağ ol. Kola. Kadılıklı köfte alabilir miyim ben? Teşekkür ederim. Diğer kızartma oluyor, benim tarafımda püre oluyor. Allah'ım, evet. Burada kızartma oluyor diye buradan girdim, püre vardı, öyle kızartma varmış. Püreyi seviyorsun, kızartma var. Kızartma istiyorum ben. Hep benim olduğum tarafta püre oluyor aslında. Bende de saç kalmadı iyice, baksana şuraya. Nasıl? Bakayım. Bak şurası biraz açılmaya başladı tekrar. İyice biliyorum. Olmasın ama kanka. Genetik falan mı? Genetik. Babam kel, dayım kel. Babam kel, dedem kel. Diğer dedem de kel, tek dayım da saç. Biz kelleşeceğiz kanka, biz tıp okuyoruz. Stresten zaten 5. senede şey ben. Kel sakal bırakmış şekilde gelmeye başlayacağım. Top sakal bırakırız. Top sakal bırakırız. O kadar skaft oldu ki benimki. Umarım kabul eder hocalar. Eder ya, ne olacak? Yasir gitti, Anıl gitti. Burası da kubbe dediğimiz yer, böyle bir yer. Oldukça hoş bir yer ama yazın gelmenizi pek tavsiye etmiyoruz. Oldukça sıcak oluyor çünkü. Burada da işte Starbucks gibi şeyler var. Fiyatları da Starbucks'a aratmıyor. Böyle. Sistemi almakta zorlanıyorsunuz. Oldukça kalabalık bir yer ve her yerden ses alıyor şu an. Kafam benim için ne kadar iyi. Muhtemelen 600 falan ekledim. Bak, o yüzden bakalım. Bunu ben dün gece 2 gibi falan bitirdim. Ve öncekini de geç yükledim ben. Yetiştiremedim. Geç yükleyince bir şey olmuyor ya. Hiçbir şey olmadı. Bir gün ekstra mı varmış? Benim hiç haberim yok. Evet, ben de YouTube yani... tutuşa yaptım orada hızlı. Gerek de yokmuş yani. Çalışıp da yapabilirmişim aslında. Yiğit ödevini yetiştirdi. Sonunda. Çok uzun sürdü. 15 dakika sürdü ama başarıyla tamamladım. Hoca umarım az çok kötü çizdim diye ama bakacağız. Bence kabul eder, benden iyi çizdi. Senden iyi çizdi zaten. Düşünemiyorum senin nasıl çizdiğini, çizgi atıp falan bıraktın herhalde. İşte öyle yaptım. Olsun, önemli olan niyet. Hoca ona bakıyor. Niyet mi önemli kardeşim? Geldik, tıp seçtik. Tıp pişmanlıktır cidden. Yarak körek ders görüyoruz şimdi. Evet. Teorikler yüz yüze olacak dediler, hiçbir farkı yok yani, keşke evden izlesin her gün. Abi evden izlediğinde daha yakın oluyorsun zaten. Evden izlediğinde hocaya daha yakın cidden. Cidden. Daha iyi duyuyorum sesini hocanın. Daha iyi duyabiliyorsun ama şöyle bir sıkıntı var, hoca ayağa kalktığı zaman duyamıyorsun. Ya, tamam. Çok garip bir sistem, bunu size gösterdim zaten, siz biliyorsunuz nasıl olduğunu. Bunu yapan tek bir hoca var, Bayram Hoca. Bayram Hoca çok iyi yapıyor bunu. Bayram Hoca, herkes bu yüzden seviyor zaten. Bayram adamdır abi. Adam mikrofon takıyor, mis gibi dinliyorsun. Hiç yani, sıfır hata. Bir hafta boyunca biz dersini yemedik 3 gün. Bayram Hoca ama kral her geldiğinde derse berrak bir ses yani. Yapmak isterim ama onu kaldırabilecek şeyim yok ve her gün de vlog çekebilecek çok bir şey yok. Biz bir yerden sonra monotonlaştık ve aynı şeyleri yüklemeye başlayacağım. Yani ben bunu istemiyorum. Farklı şekiller atmaya çalışıyorum. Mesela vloglar arasında hani daha tıklanmalı, aranma seviyesi yüksek videolarda çekmeye çalışıyorum. Aynen, SEO'su yüksek. Aynı zamanda şeyi de düşünüyorum işte. Nasıl tıp kazandı? YT tıp nasıl kazandı? YT tıp nasıl bir yer? Bunları çekmeyi düşünüyorum işte. Onun için ortamlardan birisi de bu bir nevi test yapmış oldu. Ha, şey gibi. Mikrofon falan takarım artık, yaka mikrofonu. Burada muhabbet ederiz. Ha, şey gibi değil mi? YT tıpını nasıl kazandım? Tıp maceram. Ha, işte mi şu? Teşekkür ederim. Yeteri kadar baktım ben, eyvallah. Veya şey de olabilir. Nasıl ders çalışmalısınız falan. Ha, Fethi kesin geçmiştir mesela. Finalsiz geçenleri değil de şey almamız lazım. Tıp kazananları almamız lazım asıl. Çünkü nasıl tıp kazandığım videosu olacak ya ilkin. Onu da ben söylemeyeyim. Yani 1,5 ay önce Ezel izledim karantinada. Yani. Ama çok eğlenceliydi ya. Tam şey yani, anladın. Bir de zaten bir ay ertelenmişti sınav. Onu ertelenmediğini öğrenince biraz götüm tutuştu. Çok saçmaydı ya. O çok kötüydü ya. Şeyde bulunuyor. Açıklamada bulunuyor. Tamam. Üniversite ona çalışmak tıptan daha kolay kesinlikle. Çünkü zamanın oluyor kendini ayırabilecek. Bu kadar. Üniversite onunla iyi yapın, tıp seçmeyin. Gidip bana TL Apositler'in 3. bileşenin adını hemen soruyorsun. Çok ninja adam. Hayır oğlum. Baban görecek ama bunu. Yo, hala aynı duruyor. Asansör dayanamadı. One room, three guys. Bilmiyorum artık. Sonunda olacak. Burada derse giriyormuşuz. Hadi bakalım. Bir şey kaybetmedin ya. Selam. Ne var? İyi, ne olsun. Arkadan geçip şeyim var. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Daha doğal oluyor. Tamam. Lütfen geçin. Onların hepsi doğal. Millet kazanacak. Olur nasıl istiyorsan. Koyuyorum, istediğin gibi iç. Biraz erken geldik şimdi. Acık arkadaşlarımız arardı. Buradan bazı preparatlar hazır. Bunları mikroskop üzerinde inceleyeceğiz. Ders çıkışında direkt video çekemedim. Çok aşırı yağmur yağıyordu. Ben de hemen rektörlük binasına geldim. Hemen karşıda olduğu için yurda kadar gitsem sırılsıklam olurdum. Şimdi belki biraz ders çalışacağım. Bakalım. Kargo almaya geldim. Bakıyorum tek tek. Hangisi benim, hangisi değil. Bu benim değil. Bir tanesini bulduk. Yumurta kaynatma makinesi aldım. Zaman kaybettiğini. Bir de bunlar spor. İşte bunları gösterelim. Bunun hepsi asansör sırası. Bayağı dolu oluyor. Kabloları aldım. Odaya çıktım direkt. Şimdi açalım. Burada da bir açılışını yapalım istedim. 3 adet plastik gelecekti ve... Oh! Beklediğimden çok daha kısa geldi. Baksanıza bu kadar. Bunu da antrenmanlarımıza ekleyeceğim artık. Şimdi böyle bir şey çıkmasını bekliyoruz. Yalnız bu her tipten yumurtayı almaz. Bunu böyle koyuyorum herhalde. Bu ne? Böyle. Kullanım kılavuzuna bakalım. Kullanım şeyine bakın. Şunun altında küçük bir metal var. Bununla yumurtayı deliyormuşuz patlamasın diye. Daha sonra ihtiyaca göre de su koyuyoruz. Burada zaten belirli işte rafadan istiyorsan veya az pişmiş veya çok pişmiş istiyorsak ona göre miktarda su ekliyoruz. Güzel, ben bunu kullanırım. Yine bir videoda birlikte görürsünüz kullanışımı. Benim biraz karnım acıktı. Bir tavuğum vardı. Biraz tavuk yapacağım. Kombinle yemek yapmaya gidiyorum. Şeyleri de cebime attım. Benim son videoyu çektikten sonra burayı kullananların sayısı bayağı bir arttı yani. Eskisi kadar boş olmuyor. Dolayısıyla anında fırsat buldukça gelip yemek yapıyorum. Burada zaten ikinci defa yapıyorum. Bir gün yapmıştım. Bugün tekrar bir deneyim dedim. Bundan sonra işte akşam yemeklerini falan kendim yapmaya çalışacağım. Kilo vermeye çalışıyorum çünkü. Okuldaki yemeklerle ve dışarıda sürekli yemek yiyerek de kilo vermek oldukça zor. Bakalım bunu yapa yapa bir şekilde kilo vereceğim. Pişmiş arkadaşlar. Oldukça lezzetli olduğunu düşünüyorum ben. Tuzu biraz eksik ama geri kalan her şey çok. Bettit. Her gün Bettit. Sıkıldım ya. Dizi gelsin artık Netflix'e. Ve Amazon Prime'a veya herhangi bir şeye.